Enam suresi 148. ayet. Seyekulu lezine eşraku, şirk koşmuş olanlar. Diyecekler ki, لَوْ شَاءَ اللّٰهُ Allah dileseydi مَا اَشْرَكْنَا Biz şirk koşmazdık. لَوْ شَاءَ اللّٰهُ ifadesinden benzer ifadeleri bir görelim. لَوْ شَاءَ اللّٰهُ Böyle üç tane ifade eden ilki bizim ayetimiz, sonra bir diğeri قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ De ki Allah dileseydi şunu şunun arkasına saklayabilir miyiz en azından? مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ Onu sana, size tilavet etmezdim. وَلَا اَدْرَاكُمْ بِهِ Siz onu bilmezdiniz bile. Bu vahiy sürecinin Cenab-ı Hakk'ın meşiyetiyle olduğunu, Allah dilemeseydi bu sürecin zaten başlamayacağını ifade eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısındakilere size gelişim Allah'ın iradesinin bir sonucu dediği ifadeden kaynaklanıyor. Bir başka geçtiği yer وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Müşrikler dediler ki bu nerede? Bu Nahl suresinde. Bizim ayet nasıldı? وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا şeklinde mi? Yoksa يَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا şeklinde. Burada وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا şirk koşmuş olanlar dediler ki لَوْ شَاءَ اللّٰهُ Allah dilemiş olsaydı مَا عَبَدْنَا kulluk etmiş olmazdık مِنْ دُونِهِ ondan gayrısına مِنْ شَيْءٍ herhangi bir şey yani herhangi bir şeye Allah'tan gayrı kulluk etmiş olmazdık Allah dileseydi. Yine aynı ifade, bizim ifademizle aynı. Eğer Cenab-ı Hak iradesini, meşiyetini kendisinden gayrı kulluk etmememiz üzere kullansaydı, yani kısaca bize bu anlamda bir irade vermeseydi, o zaman biz de ondan gayrısına kulluk etmiş olmazdık. Demek ki ondan başkasına kulluk edebilme fırsatını bize açan, Allah Azze ve Celle'dir. Bu doğru ancak onları Allah'tan gayrısına kulluk etmeye zorlayan Allah Azze ve Celle değil, böyle biri yok. Onlar bunu demek isterken böyle konuşuyorlar. Olayın kurnazca ifadenin yapmak istediği çalıntı manada burada saklı. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın kendilerine böyle bir şey yapabilme fırsatını vermiş olması, dileme fırsatını vermiş olması Cenab-ı Hakk'ın onlara bahşettiği bir iradedir. Onlar o iradeyi bu yönde kullandılar. مَا عَبَدْنَا Şuraya bakın. Diyorlar ki kulluk etmiş olmazdık. مِنْ دُونِهِ Ondan gayrısına. Allah isteseydi biz hiçbir şeye kulluk edemezdik. Edebiliyorsak demek ki bu şeylere kulluk edebilmemize Cenab-ı Hakk'ın gönlü var demeye getiriyorlar. Bu hangi ayet? Bizim ayetimizin ikizi gibi, yani şu girişten bakarsak, Nahl suresi 35. ayet. مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا Bu ifade de bizim ayetimizle çok benzer. Ne biz ne de atalarımız. Ne biz ne de atalarımız. Ondan gayrısına kulluk etmiş olmazdık şayet Allah
dilemiş olsaydı. Ve la harramna min dunihi min şey. Ondan gayrı herhangi bir şeyi tahrim de etmezdik. Yani Cenab-ı Hakk'ın tahrim ettiği neyse ona boyun eğerdik. Ondan gayrı bir şeyi haramlaştırmazdık. Bu ifadede bizim ayette var olan bir başka boyut, bu da gösteriyor ki Cenab-ı Hak'tan gayrısına kulluk etmek, yani şirk ile Allah Azze ve Celle'nin tahrim etmediği bir şeyi kendimizce tahrim etmeye kalkışmak o kadar birbirine yakın, büyük, apartılı, dev günahlar ki Cenab-ı Hak her iki boyutu hem o ayette hem de bu ayette aynı şekilde vermiş. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ Herhangi bir şeyi Cenab-ı Hak'tan gayrı haram kılmış da olmazdık. Şayet Allah dileseydi. كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Cenab-ı Hak diyor ki devamında, aynı şekilde yaptı onlardan öncekiler. Bizim ayette ne demişti? كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Aynı şekilde yalanlamıştı onlardan öncekiler. Bu bir yalanlama biçimi, bu eylem yalanlamak için yapılan bir kılıf. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizim ayetimizde fiilin kendisini söylemiş. Burada da feale ile yaptılar. Kendilerinden öncekiler de aynı bunlar gibi yaptılar diyor Allah Azze ve Celle. Yine bu Nahl Suresi 35. ayet. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Resullerin üzerine tebliğden gayrı bir şey düşer mi hiç? Resullerin sadece vazifesi tebliğ etmek. Allah Azze ve Celle neyi tebliğ etmek? Allah Azze ve Celle neyi indirdiyse. Ama birilerine göre sadece onlar neye müsaade ederse Cenab-ı Hak Resulü ancak onu tebliğ edecek. Halbuki Allah Azze ve Celle her neyi indirdiyse tebliğ etmesini emrediyor. Belliğ ma unzila ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne indirildiyse tebliğ et. Dolayısıyla da Resullerin görevi bundan ibarettir. Allah Azze ve Celle kendilerine neyi indirdiyse, yani vahiy kanallarıyla kendilerine gelen, ki o vahiy kanallarını biliyoruz, ilham üzerine olabilir, engel ardından olabilir, yahut Kur'an örneğinde olduğu gibi bir elçi aracılığıyla, bir melek yahut ruhul emin aracılığıyla Cenab-ı Hakk'ın indirdikleri. Bunların tümünü tebliğ etmekle yükümlüler. Bundan gayrı bir herhangi bir sorumlulukları da yok. Gerek Resulullah için, gerek önceki elçiler için. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Bu ayet bizim ayetimizin dediğim gibi kapsamı itibariyle neredeyse ikizi gibi benzer ifadeler var. Müşriklerin bu söylemini aynı ifadeleriyle burada da görüyoruz. Allah dileseydi bizim irademize. Şunu arkasından bir yapıştırıversek, varsa bir yapışkan. Şöyle bantla. فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَ Başka var mı? Üçüncü ayet. Üçünü de böyle görmüş olduk.